Muhammed'in Hayatı diye bir kitabımız da geldi. Ayrıca hem Gülsü'yü hem Lokum'la bizi daha da memnun etti. Ya da daha diğer hediyeleriyle. İnşallah Peygamber Efendimiz'in ve layık bir gençlik oluruz. İnşallah o noktada da bugün en azından kendimizi bir öz değerlendirmeye, iç değerlendirmeye çekeriz. Ben burada sözü Sayın Müftümüz Celal Büyük Bey'e bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sayın Değer Müdürüm, çok kıymetli hocamız ve siz değerli genç kardeşlerim, sözlerime başlarken bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Ve bugün mübarek doğumlarının sene-i devriyesini kutladığımız Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Bu birlikteliğimizin, bu beraberliğimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve böyle bir imkanı bize tanıdığı için, bizi siz kıymetli gençlerle buluşturduğu için, okul müdürümüze ve sizlerle ilgilenen, dertlerimizle dertlenmeye çalışan hocamıza ve diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Bugün Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi. Diyanet İşleri Başkanlığımız geçen yıldan bugüne eskiden Kutlu Doğum Haftası'nı kutlardık biz. Nisan ayında. Evet, kutlardık. Fakat o miladi yıla göre idi. Yani miladi yıl itibariyle kutlanıyordu. Geçen yıl alınan bir kararla bundan sonra belli bir nebi haftası olarak Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi olan Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen o haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlamaya başladı. Ve bu kapsamda bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler düzenleniyor ve bir hafta boyunca Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için her biri evrensel mesaj içeren, hayati önem arz eden hayatı, onun hadis-i şerifleri ve onun yaşantısı anlatılmaya çalışılıyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasını Hazreti Peygamber ve gençlik olarak belirledi. Bu sene ana temamız bu. Yani bu seneki Hazreti Peygamber Efendimiz'in anıldığı bu yıl etkinlikler bu çerçevede ele alınıyor. Tabi sadece bununla sınırlı değil. Biz bu hafta boyunca daha çok Peygamber Efendimiz'in gençlerle olan münasebetini, gençlere vermiş olduğu değeri, gençlerden beklentilerini evet dile getiriyoruz, konuşuyoruz. Ama bununla birlikte Hazreti Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını, örnek ahlakını da konuşacağız. Zira aslında Peygamber Efendimiz'in özlemini duyduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oluşturmaya çalıştığı toplum içerisinde gençlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Bakınız, önce şunu söyleyeyim. Sohbetimin başında geliniz bu hafta münasebetiyle Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı kronolojik olarak şöyle bir gözden geçirelim. Tamam mı gençler? Bir gözden geçirelim. Yani kronolojik olarak nerede doğup babası, annesi, dedesi, çocukları, eşi, Mekke dönemi, Medine dönemi, Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'in karşılaştığı sıkıntılar, Medine dönemi ve vefatı. Yani bunu
kronolojik olarak şöyle bir gözden geçirelim. Bir peygamber efendimizi kronolojik olarak yeniden hatırlayalım. Göreceksiniz ki bakınız, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz üzere 40 yaşında peygamber olmuştur. Yani çocukluğu ve gençlik dönemi, değil mi? Mekke'de o peygamber olarak gönderildiği toplumda peygamberlik vazifesinden önce başlıyor. Yani bir çocukluk dönemi geçiyor, bir gençlik dönemi geçiyor. 40 yaşında da peygamber olmuş. Fakat öyle bir çocukluk dönemi ve gençlik dönemi geçiriyor ki içinde yaşadığı toplumun kabul etmediği o ahlaki yozlaşmadan uzak, Rabbi ile baş başa, kendisi tabi o zaman henüz peygamber değil ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere yaşıyor. O dinin adı nedir? O din Hanif dini. Tebrik ediyorum. Hanif dini. Hanif dini üzere hayatını devam ettiriyor. Bir olan Allah'a inanıyor, ahirete iman ediyor, ahlaki değerleri biliyor, kabul ediyor ve ona göre bir yaşantı sürüyor. Ve tabi bu içinde yaşadığı toplumun da dikkatini çekiyor. Aslında her birimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okurken o hayattan yansımalar yapmamız lazım kendi hayatımıza. Şimdi burada nasıl bir yansıma yapılması lazım günümüze? Demek ki ben de öyle bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmeliyim ki içinde bulunduğum toplum benim o geçirdiğim gençlik dönemimden dolayı memnun olsun. Yani içinde yaşadığım toplum beni kabullensin. Benim yaşadığım o güzel ahlaki meziyetlerden dolayı beni sevsin, beni kabullensin. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiş. Ve o içinde yaşadığı toplum bozulmuş bir toplum. Ahlaki anlamda yozlaşmış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gençlik döneminde 20'li çağlarda diyor ki bu böyle gitmez. Ve Mekke'de kendi gibi gençlerle birlikte bir cemiyet kuruyor. Gençler. Bir cemiyet oluşturuyor. Bu cemiyetin adı orijinal adı İlful Fudul. Aferin ya. Siz bak maşallah bunlara çalışmışsınız. Tebrik ediyoruz. Erdemliler Hareketi diye bir hareket kuruluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hareketin içerisine giriyor. Bu hareketin amacı nedir? Bu hareketin amacı içinde yaşadığımız şu güzel vatanımızda Mekke'de efendim bir şeyler yanlış gidiyor. İnsanlar puttan helvalara tapınıyorlar. Adaletsizlik var, zulüm var, haksızlık var, yalan var, riya var, gösteriş var. Efendim haklı haksız birbirine karışmış. İnsanlar yollarını kaybetmişler. Biz bir araya gelelim de bu topluma doğru yolu gösterme adına bir şeyler öğretelim, bir şeyler kazandıralım düşüncesiyle bir araya gelmişlerdir. Buradan bize bir mesaj çıkıyor işte. Demek ki biz de gençler olarak içinde yaşadığımız bu toplumda, içinde yaşadığımız bu toplumun ahlaki bozulmaları karşısında biz de sessiz kalmamalıyız. Ve biz de kendi içimizde kuracağımız küçük küçük gruplarla efendim bu içinde yaşadığımız toplumun ahlaki bozulmasının önüne geçmesi hususunda biz de bir şeyler yapmak zorundayız. Fakat bunu yaparken önce kendimizin erdemli bir hayat sürmesi gerekiyor gençler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi erdemli bir hayat sürüyor ve bunun özlemini duyuyor. Şimdi biz de o ahlaki hayatı, yaşantımızı kendimiz ortaya koyacağız ve dışarıdaki bazı tutum ve davranışlardan dolayı arkadaşlarımızın bundan dolayı rahatsız olacak. Ve biz de diyeceğiz ki ya bu toplumda bu ahlaki yozlaşmanın önüne nasıl geçebiliriz?
ve kendi aramızda 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi bir araya geleceğiz. Eskiden okullarımızda güzel kulüpler vardı, kollar vardı. Efendim, var herhalde yine değil mi? İşte kütüphane kolu, efendim, gezi kolları falan. Örnek veriyorum. Mesela bu tür kollarla böyle biz de içinde yaşadığımız çevrenin ahlaki bozulması karşısında ne tür tedbirler alabiliriz? Bunu hep beraber ortaya koymamız gerekiyor. Bakınız Peygamber Efendimiz henüz 20'li yaşlarda ama içinde yaşadığı toplumun ahlaki bozulması karşısında efendim neme lazımcılık yapmamıştır. Kayıtsız kalmamıştır. Ve o dönemdeki gençlerle birlikte, kendisi gibi düşünen gençlerle birlikte bu hareketin içerisinde olmuştur. Ve bir gün bakınız, tabii öyle bir hayat sürüyor ki bakınız, genç. Kendi gençliğinden bahsediyoruz, daha 40 yaşına gelmedik bakınız. Öyle bir hayat sürüyor ki, çocukluk dönemi, gençlik dönemi böyle nezih geçiyor. Hatta ve hatta henüz yine 20'li yaşlarda Hacer-i Esved taşı yerinden oynuyor. Hacer-i Esved taşının yerine konması gerekiyor. Değil mi? Ne deniyordu ona? Evet. Hakem olur. Hakem. Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyle ki bütün kabileler tabii bunu bir şeref kabul ediyorlar. Bu taşı yerine koymayı. Ben koyacağım, sen koyacağım derken neredeyse savaş çıkacak kabileler arasında. En son içlerinden bir tanesi diyor ki, ya böyle yapmayalım, birbirimizi kırmayalım. Şuradan kim gelirse ilk geleni hakem kabul edelim ve onun söyleyeceğiyle hareket edelim. Onun hakemliğiyle hareket edelim. Ve oturup bekliyorlar. Tabii aynı zamanda da bir tedirginlik var. Acaba kim gelecek? Yani ya hakemliğini kabul etmeyeceğiniz birisi gelirse derken o esnada henüz 20'li yaşlarda olan kırıl kırıl bir genç çıkıveriyor oradan, geliyor. Kimdir o? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi Peygamber Efendimiz'i görünce o kadar sevmiyorlar ki sevinç çığlıkları atıyorlar. Çünkü tam istedikleri kişi geliyor. Adil, hakkaniyetli, ahlaklı, dürüst. Bakın bunlar her biri bizim için bir mana ifade ediyor. Benim peygamberimden almam gereken çok önemli mesajlar bunlar. Ve geliyor tabii o olayı çözüyor. Nasıl çözüyor? Bakıyor ki bütün kabileler buna hevesli. Bir büyük sergi getiriyor. Üstüne koyuyor.